içinde bulunan encümene havalesi kanundur. Efendim, bu kanun teklifinin içeriği doğrudan şahsımla ilgili. Fikrimi arz etmek isterim. Süleyman Necati, Mersin mebusu Selahattin ve Samsun mebusu Emin Beyefendiler tarafından teklif olunan bu kanun değişikliği şahsını vatandaşlık hakkından mahrum etme noktasındadır. Madde 14. Büyük Millet Meclisi'ne mebus olabilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerel halkından olmak veya seçim bölgesinde bulunmak şarttır. Göçmen gelenlerse yerleştikleri mahalde 5 sene oturmuş olmalıdır. Selanik düştüğünde ben başka bir vatan toprağı olan Trablus'ta dövüşürdüm. Ve maalesef doğum yerim Selanik, milli sınırlar dışında kaldı. Ancak bunda benim bir kabahatim mi var? Bunun sebebi milletimizi perişan ve mahvetmek isteyen düşmanların harekatlarının kısmen engellenememiş olmasıdır. Eğer düşmanlar emellerinde tam başarı ulaşmış olsalardı bu mazbatayı imzalamış efendilerin doğum yerleri de kim bilir milli sınırlar dışında kalabilirdi. Teklifte yazdığı gibi 5 sene sürekli olarak bir yerde oturuyor olsaydım, İstanbul'u kurtarmak demek olan Arıburnu ve Anafartalardaki savunmalarımı yapmamam gerekirdi. 5 sene bir yerde oturmaya mahkum olsaydım, siz beni Kafkaslar'da göremezdiniz. Halep'te olamazdım. Halep'te olsam Trablus'a gidemezdim. Trablus'ta olsam Diyarbakır'a yayılan düşmanın karşısına çıkmamam gerekirdi. Hiçbir yerde 5 sene oturamayacak kadar mesai etmiş bulunuyorum ki bu vazifelerimden dolayı milletimin sevgisine mazhar oldum. Düşmanlarımın beni memleketime olan hizmetlerinden ayırmaya çalışacaklarını tahmin ederdim. Ama aklıma hayalime gelmez. Mecliste de aynı zilliyette 2-3 kişi bulunabilir. Paşa Hazretleri, kime söylüyorsunuz? 2-3 kişinin ifadesi tüm meclise ait olamaz. Buraya imza atmış bu efendiler, kendilerini seçen milletle aynı fikirde midir? Paşam, ortada bir kanun teklifi vardır. Bu teklif meclisin milli meclislerle oluşturulması gerektiğinden bahsediyor. Hüseyin Avni Bey, madde açık, tefsiri hacet yoktur. Beni vatandaşlık hakkından yoksun bırakma hakkı bu efendilere nereden, kim tarafından verilmiştir? Bu kürsüden soruyorum. Necati Bey değil, Erzurumlulara, Emin Bey değil, Samsun halkına, Mersinlilere soruyorum. Bu efendileri seçenlere